Sanki zamanı arkadaşlar, ben Ersin için bugün arkadaşlar biliyorsunuz bir yamamız var ve bu yamada neler oldu onları göstereceğim arkadaşlar. Az çok belki şuydu, şunu görmüşsünüzdür benden, tamam mı? Ama ben şunu hatırlamıyorum ya, bronz karakter kutusu ve cephane. Arkadaşlar hepsinin hem karakter hem de cephane olarak kutuları var arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Hem altın, hem bronz, hem de gümüş. Silver, gümüş ve altınlı arkadaşlar, hem karakter hem de cephane kutusu var arkadaşlar. Yamada şu an gelenler şu kısımlar ve şöyle gümüş anahtar vardı, başka diğerini herhalde eşya dükkanında mı satıyor? Şöyle girelim, görürsünüz anahtar kutusu ve anahtar kutularımız var ve anahtarımız var arkadaşlar. Daha kutumuz olmadığı için o yüzden görünmüyor ama arkadaşlar büyük ihtimal zaten üstünde de yazıyor. Kurt akınından kasacaksınız arkadaşlar. Kurt akınından bu kutuları kastıktan sonra alıyorsunuz arkadaşlar altın anahtar kutusuyla veya kripto veya bronz anahtarla açabiliyorsunuz. Büyük ihtimal tabi altın anahtarla açılan kutudan hani daha iyi şeyler çıkma olasılığı yüksek. O yüzden hani bu nakit olarak satılıyor. Bronz biraz daha düşük, kripto en düşük 250 bin altına. Arkadaşlar KP'de şimdi biz bu kutuları alacağız, tamam mı? Kutularda neler çıkacak onları göreceğiz. Onun dışında diğer şeyleri göremedim. Gizemli kutunun arkadaşlar şekli değişti. Şöyle göstereyim. Gizemli kutu 4 böyle oldu. Bakayım, gizemli kutu 3, 1 de var bende, güzel. 1 de böyle arkadaşlar. 3 de bu şekilde oldu. Yani 5 de ona benzer bir şeyler işte. Hani bununla aynı oldu arkadaşlar. Gizemli kutular değişti yani. Onun dışında bir şey yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bunlar gelmiş. Bu arada yeni yamayı beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Daha map gelmedi, yıkım map'i gelmedi arkadaşlar. O gelince onu da çekeriz, onda sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? KP ile hani bakalım KP ile bir şeyler değişti mi? KP kutularını aldığımızda neler olacak? Yani KP ile bir çar dizilebilir mi? Ben bunu görmek istiyorum açıkçası. O yüzden arkadaşlar zaten yazılan şeyler belli. Mızrak. Mızrak çıkma oranı da varmış arkadaşlar. Mızrak da çıkarabilmişiz. Normalde ben şöyle mızrağa bakmak istiyorum. Tamam, mızrak pro 4 milyona satılıyor ama biz buradan uygunu almaya çalışacağız. Prosu değil ama onu söyleyeyim. Altın karakter kutusu. Arkadaşlar özel versiyonlar. Bütün özel versiyonları buradan çıkarabilirsiniz. Saladin ve Reşit dahil. Özel versiyonları bu şekilde altın karakter kutusundan çıkarabiliyorsunuz. Altın cephane kutusuna bakmak istiyorum. IK47 Ultimate. HK417 kurtu, hayır bunlar o kadar önemli şeyler değil. Altını pek beğenmedim arkadaşlar. Zaten fiyatları görünce anlarsınız hani altından aşağı doğru düşmeye başlıyor. Bronza ve silver'a kadar düşmeye başlıyor. Christopher Smith, Angelo Market Bloom, Saladin. Bunları yayında oynamıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Gümüş karakter kutusuna geçeceğim. Cephane kutusuna bakıyorum. Bunu da geçeceğim. Bronz karakter kutusuna bakacağım. Tamam, burada 4G'ler falan var, 3G'ler var. Ben bunu bir almak istiyorum. 10 tane aldık arkadaşlar. Bronz cephane kutusuna bakıyorum. Mızrak çıkarma... Yani mızrak çıkarmaya çalışacağım ve bronz karakter kutusunu açacağım arkadaşlar. Bir tane daha alacağım. Evet, 20 tane oldu şu an, nereye attı, tamam. Direkt şöyle geçelim. Açmaya başlayalım. Şurada anahtar kutum olmadığı için bu biraz sizi kurt akımına yönlendirecek biliyorum. Ama arkadaşlar biz bunu denedik. Çıkan şey altınlı silahların skinli halleri, yani mesela UMP miydi neydi, onun sarısı çıktı mesela. Güç olarak aynı, hani bu merak sizi böyle şeye yöneltmesin, hani zorlanmayın diye söylüyorum. Altınlı silahlar çıkıyor anahtarlarla açtığımızda, haberiniz olsun. Altın anahtarla açmadım hiç, onu denemediğim için bilmiyorum, onu söyleyeyim. Ama diğer anahtarları KP ile olan anahtarlarla açtım, altınlı silahlar çıktı. O yüzden hani siz bilirsiniz, yine de kurt akınında kasmak isterseniz altınlı anahtarla açmayı deneyin. Bakın ne çıkacak. Onu ben açmadım çünkü. Şöyle bronz karakter kutu açılımları arkadaşlar değişti. Animasyonlar büyük ihtimal gelmiştir. Onu eksik tutmazlar. Şöyle bakalım. Aynen. Evet, Aus çıktı. Zaten altınlı eşyalar olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ama bize buradan ne çıkabilir mesela? Kanuni ve mızrak mesela. Kanuni ve mızrak çıkarsa mesela güzel olabilir gibi yani. Mızrak çıksın bari ya, mızrak çıkar. Bu arada arkadaşlar çıkma oranları görüyorsunuz değil mi? Hani şunda öyle bir şey var ki hani çıkmaz der gibi yani. Hani çıkmayabilir der gibi. Dur şunu ben bir animasyonu kullanmayayım. O şekilde bir açayım. Fanas.
Yani Latin'de gördüğünüz şeydi arkadaşlar. Latin'de bunu görmüştünüz. Şu skinli halde galiba ya. Aynen skinli hali. Baksana. Farklı renkte geliyor. Sarı olarak mı çıkacak? Yok. Tamam değişiyormuş. Evet arkadaşlar dediğim silah buydu. Ha bak EMP'ymiş. UMP zannettim. EMP arkadaşlar. Kurt akını sandığını gelen anahtarları açtığımda şu çıkmıştı bana da. Geç. Bak yine o çıktı. Bu bitti. Bu bitti arkadaşlar. Bronz karakter kutusuna bakmak istiyorum. Neden? 3G ve 4G'ler çıkıyor arkadaşlar. O yüzden benim daha çok işime gelecek bu. Şöyle bir animasyon yapalım bakalım. Animasyonu bu arada beğendiniz mi arkadaşlar? Nasıl? Sizin için. Angelo. Burada askeri karakterler mi çıkacak yani? Galiba. Aynen evet evet. 4G'si falan. Ricardo. Yiğit Demir. Aynen arkadaşlar hani SWAT karakterleri falan oluyor da. Oluyor ya. Aynı onlar gibi. Yani kutulardan karakter çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar. Normal karakterlerinizi çıkarabiliyorsunuz. Ama. Ya ben o kadar beğenmedim ya. Ne dersiniz? Hani yeni yama da gelen şeyler. Yetersiz gibi. Ne dersiniz? Hani karakterleri falan çıkarabiliyorsunuz. Altında silahlar çıkarabiliyorsunuz. Hani onun dışında ben bir şey göremedim. AK-47 Alsancağı çekmiştik arkadaşlar. Onu göstermeme gerek yok herhalde daha. Ama dediğim gibi böyle yani. Bunu hiç kullanmadım he. Moşin. Bunu hiç kullanmamıştım. SWAT karakterleri çıkıyor. 1G, 3G, 4G falan. Bunlar çıkıyor. Onun dışında bakalım bir şey çıkacak mı? Yani yok arkadaşlar ya. Hani farklı bir şey göremedim. Harbi diyorum farklı bir şey göremedim. Gizemli kutu 3'lerin hani içeriği mi değişti derseniz ayrı arkadaşlar. İçerik değişmedi. Sadece şekil değişti. Mesela şimdi gizemli kutu 5 var şeyde. Bak mesela bizde gizemli kutu 5 yok değil mi hala? Hala yok mesela 5. 5'i görseniz arkadaşlar mesela 5 efsane. İçinden çıkan eşyalar efsane eşyalar. Keşke yani burada da olsa. Normalde bu kısımda olması gerekiyor. Bu kısımda olması gerekiyor. Bu arada bunlar KP'de miydi? KP'ye düşmüşler. Silah kutusu. Ya altın olduğu için pek önemli değil bence. Platinum. Yani kurt bakışı var mesela. Bu benim ilgimi çeken. Kurt bakışı iyidir. Onun olması mesela iyi. Dövme kutusu da yani kötü dövmeler olduğu için bu da o kadar önemli değil. Elurçi kızısı tamam. Normal şeyler. Yine arkadaşlar kutu kısımlarına bakıp oradan görebilirsiniz. Anahtarlarınızı da buradan alıyorsunuz ve şuradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onları göstereyim size. Özel kısmına girdiğinizde kutular, anahtar kutusu, anahtar falan diye geçer arkadaşlar. Siz anahtarınızı buradan temin edebilirsiniz. Altın olarak da kapı olarak da anahtar var zaten. Gördüğünüz gibi. Onun dışında arkadaşlar pek bir şey gelmedi. Herhalde yavaş yavaş gelecek. Haberiniz olsun. Bu ne ya? Evet, şükran paketi tamam. Neyse arkadaşlar beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Bu yama böyleydi. Ben pek hoşuma gitmedi. Siz bakalım sizin yorumlarınız ne? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar nakit VIP'de değişiklikler. Onu söylemeyi unuttum. Şöyle bir şey karşıma çıktı. Arkadaşlar bakın. 5 milyon ya. Bildiğim 5 milyon tamam mı? 4.995.000 nakit. Yani 4.995.000. Aynen. Arkadaşlar bildiğim 5 milyon milyar yani. Şu arkadaşlar 5 milyon nakite satılıyor arkadaşlar. Ne var? Altın karakter kutusu var ve altın cephane kutusu var. Ben de dedim ki o zaman dedim. Eğer ki merak edecekseniz bunları da açalım. Hadi bunları da açalım. Altın cephane kutusu. 5 milyon nakitle alacağınız şunlardan neler çıkıyor? 5 milyon nakit bu arada ne kadar ediyordu? Ne kadar ediyordu arkadaşlar? Şöyle gel bir. Gel alacağım ya. Hani 5 milyon nakite değer mi onu göstermek istiyorum ben ya. Aldık onu da. Gel bakalım. Şöyle. Evet. Altın cephane kutusu arkadaşlar. 10 tane aldık. 5 milyon nakit herhalde ya en son kampanya olduğunda 10 bin liraydı. Tamam mı? Şu an 10 bin liralık kutulardan var arkadaşlar elimde. Bu hesabı bu saatten sonra satıyorum. Satışa koydum. Kutuları açacağım tekrar alacağım ben. Burada KP'yi alıyoruz ama. Şuraya bak çıkan eşyalara baksana. Bunun nakit VIP'de.
Hani 5 milyonluk nakit VIP'de bunun ne işi var? Şu skinli hali bile bronzdan çıkıyor ya, silver'dan falan çıkıyor. Hani bundan altından eşyalar çıkıyor, baksanıza. Hani bunu bu kadar değerli kıran bak adamsın sen, bak bunu çıkardın mesela, tamam. O kadar değerli değil, kullanan yok, ben ama ben kullanıyorum hala. Ama bende niye günü yok onun? Aldım da. Şurada 730 var, üstüne eklendi mi? Yok, eklenmedi bir de. Bir de eklenmedi bir de ya. Şuraya bak ya. Dur. Tekrar devam edelim arkadaşlar. İki tane kalmıştı. Bu arada hızlı hızlı açma olayı aynı anı bayağı hızlı açabiliyorsunuz. Daha göstereyim bitmeden. Heh, şöyle gelelim. Bir de arkadaşlar karakter kutumuz var altın olarak. Tamam, Reşit çıktı. Ama 5 milyon nakitlik de hani 10 bin liralık değil yani, anladın mı? Onu anlatmaya çalışıyorum, tamam mı? Güzel eşyalar hani kullanılır ama 10 bin nakitlik değil ya. 10 bin TL'lik pardon, 10 bin TL'lik. Bari aslında neden şöyle bir şey çıkmıyor arkadaşlar, ben onu anlamıyorum. Mesela bir tane kutu yapın, OG karakteri çıksın ya, değil mi? OG karakterli bir kutu arkadaşlar, güzel olmaz mıydı? Bence efsane olmaz mıydı? Bunu desteğe yazsak acaba şey yaparlar mı, önemserler mi? Bilmiyorum ama öyle daha güzel olabilirdi. Çıkan arkadaşlar eşyalar bunlar, bunları karakter kutusundan da çıkarabilirsiniz. Hani eğer ki şeyiniz yoksa, karakter kutunuz yoksa oradan KP'de alabilirsiniz. Beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.